députés du pays viennent de donner une conférence de presse pour dresser. Dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinden dolayı arkamda. Belçika'da bıraktığı bir aracı o tarihten bu yana Türkiye'ye getirilememişti. Aslında ben bir vlog çekmek üzere Belçika'ya yola çıkmıştım. Burada hem biraz geçmiş hayatımdan bahsedecektim, hem de aslında hepinizin beklediği babamın otomobili. Ne durumda, bir gideyim göreyim, nasıl getireyim diye. Şimdi video tabii çok neşeli başladı. Çok başka bir şekilde başladı. Ben video esnasında eski geçtiğim yerlerden bahsettim, babamla geçirdiğim vakitlerden bahsettim, ailemle, kardeşimle, annemle. Hep buralardan geçerken ben nereden bilebilirdim ki otomobilin son kondisyonun bu kadar canımızı acıtacağını. Dolayısıyla bu videoda benim kurgu şeklim biraz değişti. Bunu vlog şeklinde değil de direkt otomobilin başına giderek yayınlama ihtiyacı duydum. Tabii ki videonun ardına da çok neşeli olarak başladı. İlk günlerimi de kattım. Arabayı tam tamına 11 senedir görmüyoruz. 11 sene oldu. Kapalı bir antrepoda. Fakat 2 sene önce Belçika'daki büyük sel baskınında aracın hasar aldığını öğrendik. Ne durumda olduğu bilinmiyor. Antrepoyu su basmış. Orada ne var ne yok, her şey su altında kalmış. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii diken üzerindeyiz. Arabanın ne derece ne hasar ne zarar aldığını biz de bilmiyoruz. Antrepoyla ilgilenen arkadaşımız da uzun zamandır görmüyor orayı. Biraz sürprizle karşılaşacağız açıkçası. Ben yine olumlu düşünmek istiyorum. Evet, şehir içine geldik. Verviye tarafındayız. O taraflara yakınız yani. Tabii canımın sıkıldığı bir olay var. Deminden beri dağlık alanlardan iniyoruz. Ben 11 sene önce arabayı park ettiğimde yüksek yerlerden geçtim. Çünkü yüksek yere koyduğumu hatırlıyorum arabayı. Yani biraz daha yüksek ama bayağı biz nehir seviyesine indik. Görüldüğü üzere. Sel baskınında 43 kişi hayatını yitirmiş Belçika'da. Ve 12 bin aracı, tam 12 bin aracı hurdaya çıkarmışlar. Ve tabii ki kesime gitmiş o araçlar daha sonrasında. Bu 12 bin araç arasında aslında bizim aracımız da var. Kesime giden değil, buraya giden değil yani. Sel altında zarar gören araç arasında. Aracın olduğu antrepoya geldik burası. Şurası işte bıraktığım evler. Orasıydı, ben oraya o evlerden bir tanesine bırakmıştım. Buradan hangisi olduğunu seçemiyorum ama. Yani bu antrepolar değildi benim bıraktığım, orasıydı. Buraya kapısı açık burada. Birazdan arabaya kavuşacağız. Hani şurası eğimli. 2 metre su sel baskınlı olduğu yerde hani bu eğimden su gideceğini umut ediyorum ve burada çok da fazla etkilenmemiş olacağını ümit ediyorum aracın. Ozon. Oui, connais conservateur. C'est une histoire très très drôle. Je vais expliquer. Voilà. Elle est là dans le fond. Araba pislik içinde. Pislik içinde olmasının sorunu yok. Temizlenir. Ama hasar var mı? M'aimeras-tu pendant l'été lorsque le vent aura changé. Toi sur la plage et moi à la maison. Je dois me faire une raison.
camlarını temizledik. İçi çamurlanmış arabanın. Koltuklar çamurlanmış. Arabanın içinde küf var. Yani araba bayağı su geçirmiş. Bayağı zarar görmüş. Zaten şey, sel baskınında kaç, 50 santim mi dedi? Adam 50 santim diyor da Batı, 50 santimden fazla su girmiş bu arabaya. Yağmur da var tabii, sadece sel değil de. 50 santim dediğin zaten benim dizime kadar ve baktığın zaman koltukların yarısına kadar su geçirmiş bu araba. Buranın tavanında su kaçırıyordur, onun için hem sel hem de üstten yedi. Yani. Mahvolmuş araba. Mahvolmuş yani. Kafayı toparlarsam konuşacağım da. Biz bunu beklemiyorduk. Şu an kardeşim kameraya çekiyor. Yine de bir umut içimde. Araba daha korunaklı kalmıştır diye geldim buraya. Kafamda çok kötü senaryolar kurdum. Hani en kötü araba böyle içi ağzına kadar su dolmuş olur vesaire. Her şey çürümüş olur. Yine de o kadar kötü olmaz deyip en kötü senaryoyu hazırlamıştım kendim psikolojik olarak. Ama gelip gördüm, en kötü senaryoyu canlı olarak yaşadım burada. Şimdi arkadaşımız bize biz gerçekten arabaya gidinceye kadar görmeyeceğimiz için bu vakte kadar nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı söylemedi. Yani o da bilmiyordu, doğru, o da bilmiyordu. Yani sadece dün hadi arabanın artık başına gidelim dediğinde biliyorsun araba sel gördü dedi. Yani tek söylediği buydu. İşte tam sel gördü ama yani ne derece ne gördü. Ya yapılacak bir şey var mı? Bu bir doğal afet. Zaten bir şey yapamayız. Hani arabadan kalan kısmı iyi ki kaldı diyebiliyorum sadece. Yani bir şey kaldı mı geriye? Hatıra olarak bir şey kaldı geriye, evet. Ben bunu toparlarım. Benim bunu toparlamamda herhangi bir soru işareti zaten yok. Konu o değil. Ama konu tamamen işin duygusal tarafı. Tamamen işin manevi tarafı. Arabayı açtığın zaman ki senin çocukluğuna götüren o koku, o koltuğa oturma hissiyatı, ona dokunduğun zaman ki o kadifenin, Japon arabaların kadifesi, belki içinde kalmış bir saç teli. Hani bunlar şu an yok. Bunlar seninle beraber gitmiş. Seninle beraber binlerce araba gitmiş bu arada. Hepsi hurda olmuş, çöp olmuş gitmiş. Ama tabii bu araç bizim için özeldi. Burada kimsenin suçu yok. Bu araç sel felaketinden dolayı bu hale geldi. Arkadaşımız güvenli, korunaklı diye burayı almayı tercih etti. Ama sel felaketi hiç kimsenin aklında yoktu. Ev de şurada. Evde de yani onun evinde kalsa da aynı şey olacakmış. Orayı da şimdi göstereceğim. Yani ne bileyim, bu araç artık resmi bir şekilde Türkiye'ye gelebilirse ben bunu ilk günkü haline getiririm. Ben buna inanıyorum. Kendime de inanıyorum. Ama bu araç Türkiye'ye gelemezse benim burada bu arabayı eski haline çevirecek çevrem yok. Bir daha bu araba sittin sene ayağa kalkamaz. Bu arabanın tek bir çaresi kaldı, o da Türkiye'ye gelmek. Yoksa bu araba bu şekilde çöpe gider. Başka bir şey yapamayız bu arabayı. Çünkü bu arabayı kimse toparlayamaz burada. Ben olmazsam hiç kimse toparlayamaz. Yani tabii sen söyleyince bir daha bir aklımdan geçti. Şimdi sana göre benim açımdan bu arabadaki anılarım daha az belki. Benim için hani bir çocukluk anısı bu araba. Hani sendeki duygusallığı daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü hem anılar hem de otomobil olduğu için sendeki etkisinin büyüklüğünü anlıyorum. Yani sadece şunu düşünüyorum. Keşke bir şekilde bunu şey yapabilseydik. Daha öncesinde Türkiye'ye getirtebilseydik. Ama o zamanki şartlar, imkanlar bunda elverişli değildi. Böyle bir şeyi hiçbir şekilde öngöremezdik. Bir de hani bu tür olayların pek yaşandığı bir ülke olmadığı için burası. Şimdi bu halde görünce hani bunun olmaması için ne yapabilirdik diye düşünüyorum ben ister istemez. Çünkü hani arabayı haliyle gördüm. Tabii bir şok etkisi yarattı çünkü son gördüğümde böyle değildi. Yani son gördüğümde sadece toz kaplıydı üstü, o kadar. Bu hali hiç hesapta yoktu. Ciddi ve profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Umarım gerekli taraflar, gerekli bakanlıklar bu konuda bize desteklerini gösterirler. Bu konuda bizi yalnız bırakmazlar. Çünkü bu arada hani keyfi yaptığımız bir şey değil. Bu senin projelerinden bir tanesi değil. Bu babadan bize kalan bir araç.
bir araba. Ya bu aracın yeri sonuçta Türkiye'de, İstanbul'da, Moda'da Barış Manço evi olmalı. Zaten bu fikir en baştan beri öyle çıktı. Yani neticede bu arabayı bir şekilde Türkiye'ye götürmemiz önemli. Sadece bizim için değil, babanın tüm sevenleri için. Çünkü bir de onun çok koyu hayranları da bu arabanın farkında. Ve şimdi hani bununla ilgili birkaç sözde demeçte bulununca ikimizde de bu bir görev haline geldi bir bakıma. Bunu bir şekilde yapmalıyız herhalde. Evet, yer burasıydı. Hatta arabamızı buraya koyup burada fotoğraflamıştım. Arkadaşımın evi de burası. Şu anki park ettiği antrepo da orada zaten. Yani seviye olarak aynı yerdeymiş. Burada kalsa da aynı şey olacakmış. Bu araç Batıkan'ın da benim de çocukluğumuzda sürekli bindiğimiz araç. Aile seyahatlerini yaptığımız Belçika-İstanbul, İstanbul-Bodrum artık aklınıza hangi mesafeler geliyorsa bu araç triptik olarak Türkiye'ye geldiğinde kullandığımız araçtı. Benim bu aracı kullanma şansım bir kere oldu. O da babamın vefatının hemen sonrasına denk gelmişti. Bir daha da hiç kullanamadım. Şimdi bu aracı biz bugüne kadar hep muhafaza ettik. Hep kapalı alanlarda koruduk. Bir gün yaşını dolduracak ve Türkiye'ye gelecek diye. Fakat 25 yaşından 35 yaşına çıkartılınca klasik otomobillerin Türkiye'ye giriş izni, bu araç 10 sene daha kalmak zorunda kaldı. Bu 10 sene süreç zarfında aslında hala kapalı alanda çok güzel muhafaza ediliyordu. Ta ki 2 sene önceki sel baskını gerçekleşinceye kadar. Ben tabii aracı 10 senedir görmediğim için ve aracı emanet ettiğim çocukluk arkadaşım da benim o aracı o şekilde görmemi istemediğinden ötürü benden biraz sakladı açıkçası. Ben Belçika'da doğdum. Gözlerimi ilk olarak Belçika'da açtım. Kısa bir süre orada yaşadım. Kısacası Belçika'nın bende yeri farklı. Belçika'nın benim kardeşimde de yeri farklı. Haliyle Belçika'nın babamda da yeri farklı. Fakat biz bu ziyaretimizde bir şey daha gördük. Belçika içinde babamızın yeri farklıymış. Bizi çok güzel ağırladılar. Babamızın... Bir saniye. Öv durmana gerek yok canım. Öv mü durmak istiyorsun? Geldim o zaman. Bu ziyaretimiz çok heyecan vericiydi. Çünkü hem belediye başkanıyla görüştük hem de bizim için Maliye Bakanı diye geçen ama onlarda Bütçe Bakanlığı diye geçen bakanlıkla randevumuz vardı. Fakat Belçika gündemi şu anki global karışıklıktan dolayı randevusunu ertelemek durumunda kaldı. Fakat çok güzel sonuçlara vardık. Barış Manço'nun genç nesillere ve Belçikalıların hayatında daha uzun süreli var olabilmesi adına gerek anıtsal, gerek sanatsal, etkinlik bazlı birçok proje görüşüldü. Bu arada inanılmaz heyecanlandılar. Ayrıca Belçikalı hemşehrilerimizin de gösterdiği bu duyar bizi çok heyecanlandırdı. Çok keyifli bir görüşmeden çıktık. Belçika Belediye Başkanı ve bugün randevuda değişiklik oldu. Maliye Bakanı'nın danışmanlarıyla beraber oturduk. Maliye Bakanı'na başka bir güne randevu aldık. Belçika'da yaşanan gündem biraz hareketli bu aralar. Bu tarihlere denk geldi süreçlerde maalesef. O yüzden planda değişiklik yaptık. Fakat Belçika Liège şehri belediye başkanı inanılmaz bir heyecanla karşıladı bizi. Biraz projeler hakkında düşünmek ve bunların yapılacaksa en yakışır, en büyük şekilde yapılması gerektiğini öne sürdü. Oldukça keyifli bir görüşme geçti. Şimdi biraz ara verdik, bir şeyler yiyeceğiz. Devam. Belçika'da kafeteryalarda hep böyle caddeye yönelik dönerek otururlar. Tam anlamıyla piyasa yapılan keyifli bir atmosferi var buraların. Evet, keyifli bir vakit geçirdik. Ayrılıyoruz buradan. Şimdi fuar var. Çocukluğumuzun en keyifli anlarından birinin geçtiği bir Luna Park tarzı bir yer diyebiliriz. Belçika'da her sene Ekim-Kasım ayları arasında kuruluyor. Ona gideceğiz şimdi. Atlantik benim kuzenim. Merhaba. Ebru da annesi. Değil mi Ebru Hanım? Buyurun. Senden bahsediyoruz. Efendim? Anası ve kızı. Yengemiz oluyor kendisi. Şimdi Liège'e gelince buranın yine ikonik yerlerinden bir tanesi. Burada büyük bir katedral var. Burasının adı da Katedral Meydanı diye geçiyor. Plasto Katedral. Ama burada da böyle bir çeşme var. Şimdi bu çeşmeyle ilgili Vatikan'da annemle ben de fotoğraflarımızı, pozlarımızı verdik. Ama şu bölgede çok güzel bir fotoğraf paylaşıyorum sizle. Bakalım burayı hatırlayacak mısınız fotoğraflardan? Biz de fotoğraflarımızı verdik yani. Evet, fuarın kapısına kadar geldik. Şimdi giriyoruz. Thank you.
Bu da meşhur korku tüneli. Terror Factory. Burası da... İçeride bir sürü ayna ve cam var. Labirent. Belki girerim ona. Girmek isterim yani. Benimki şimdi geldi. Bu. Benimki bu değil. Bunun tek bir yöntemi var biliyorsun. Yere bakacağız. Yere mi bakacağız? Evet. Evet, giriyoruz üçümüz. Batı, Atlantik. Ben kamerayı da Ebru'ya veriyorum. Yani kardeşi gönderdik. Dakika sürdü. Bitmedi ya. Hadi bitmedi. 11. Küçükken salaktım, çıkamıyordum. Çok bir şey değişmemiş. Çok bir şey değişmemiş, onu anladım. Çok zeka gerektirmeyecek bir şeye biniyoruz. Kafamız dağılsın. Okey, çıkamadık labirentten. Sadece oturacağız bunda. Sadece oturacağız. Kendi kendine çıkışa kadar götürecek bizi. Tam nostalji oldu benim için ya. Güzel keyif oldu vallahi. Çok güzel görünüyor be. Çok mu heyecanlısınız? Heyecanlıyız. Çıldırıyorlar heyecandan, geberiyorlar. Heyecanlıyız. Çok iyi çocuktu. Çok tatlı bir kuzendi. Birazdan göreceğim ben sizi. Aynen. Kulağın Atlantik'te olsun yine. Kulağımız sende, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz Atlantik Barış Gülpembe. Gerçek ismi. Aslında nane limon kabuğu unutamadım da vardı ama Selif'ten dolayı evet çıkarttık nüfus cüzdanından. Şaka değil. Kuzenimin adı Atlantik Barış Gülpembe Manço. Bizim amcamız isim konusunda enteresandı. Bizim sülalede bütün coğrafyayı bulabilirsiniz. Altay, Ural, Hazar, Atlantik, Himalaya. Amcamızın marifetleri bunlar. Akşam yemeğimizi de buranın enteresan tatları var. Yine patates kızartması yiyememiştim. Sonra yedim ama bir tane daha yiyeyim dedim. Çünkü bunların sosları meşhur esas.
şu. Anadolu sos. Biz buna Anadolu sos diyoruz. Çok bağlantısı olmasa bile Anadolu'yla gayet keyifli bir sos. Bu da tavşan soslu köfte ama tavşanla alakası yok. Soğanlı tatlı bir sosu var. Ben ilk defa tadacağız, göreceğiz ne olduğunu. Ben de ilk defa yiyeceğim. İşte meşhur gof. Merci beaucoup. Fotoğrafta gösterdim, hikayenin ta kendisi bu. Karbonhidratın, şekerin dibine vurduk. Vurmuşken tam vuralım dedik. Nasılsa Survivor'da bunların hepsinin hayalini kuruyor olacağım sadece. Ve geldi. Sabırsız bekleyiciler. Oğlum o nasıl merci beaucoup demekti ya. Clark Kent gibi döndü merci beaucoup. Kadın ahirine demek ayol diyecekti yani. Belçika ziyaretimin ardından olan gelişmelerden size bahsedeyim. Bu süreç zarfında biz gümrük müdürlüğü ile sürekli iletişim halindeydik. Gelinen noktada benden istenilen bütün evrakları hazırladık. Fakat benim Türkiye'de olmamam sebebiyle bundan sonraki süreçte burayı kardeşim biraz takip ediyor olacak. Bu aracın Türkiye'ye gelebilmesi için sözel olarak prensipte bu araba Türkiye'ye nasıl girerin anlaşmasına vardık. Fakat bunun tabi bürokratik kısmı var. Bunun için de işte veraset intikalden tutun da aracın Belçika'daki dışarıya çıkabilecek evraklarına kadar bütün bunların düzenlenmesini kardeşim takip ediyor olacak. Bunlar bittikten sonra biz bu aracı genel bir temizlemeden geçireceğiz. Türkiye'ye getireceğiz ve kısmetse bunların hepsi gerçekleşirse araç restorasyonuna başlayacağız. Ama muhtemelen bu araca başlayabilmem için de benim önce Türkiye'ye geri gelmem gerekiyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun.